Yeni Mesaj TV YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün de ekonomi sahasındaki gelişmelerle ilgili konuşmaya çalışacağız, gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Elbette ki korona kriziyle beraber ekonomide de çok ciddi bir daralma gündeme geldi. Uygulanan kısıtlamalar, halkın sokağa çıkamaması, üretimin tam anlamıyla yapılamaması, talep darlığı ekonomide çok ciddi yaralara yol açtı ama elbette ki yaşanan bütün ekonomik sıkıntıların temel sebebi de korona değil. Aslında korona sadece kral çıplak dedi. Korona sadece bir örtüyü kaldırdı ve ekonomideki yaşanan sıkıntıların üstündeki perdeyi kaldırdı. O yüzden bunu bu şekilde değerlendirirsek daha doğru bir yaklaşım sergilemiş oluruz. Bakın ekonomiyle alakalı veriler bize gösteriyor ki bizim şu anda çok kalıcı ve yapısal sorunlarımız var. Bunları aşmadığımız müddetçe de ekonomide iyi bir gidişatı yakalamamız asla mümkün değil. Dilerseniz bir takım örneklerle beraber ekonomi nereye gidiyor, hangi durumdayız bunları gözler önüne sermeye çalışalım. Bakın hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ilk 5 ayın bütçe açığıyla alakalı rakamlar açıklanmıştı ve her ayda bu bütçe açıkları açıklanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bütçe açığı rakamında ilk 5 ayın bütçe açığının 90 milyar lira olduğu ifade edildi. 90 milyar lira bir bütçe açığı demek, malum 2020 yılı için hedeflenen bütçe açığı aslında 138.9 milyar liraydı. Bunun 90 milyarı ilk 5 ayda gerçekleşmiş oldu. Her ay 15-20 milyar lira civarında bir bütçe açığı verildiği dikkate alındığında aslında bu yıl sonu itibariyle hani bütçe açığı artarak devam etmediğini düşünürsek, sabit kaldığını düşünürsek 220 milyar, 230 milyar lira gibi bir bütçe açığıyla karşılaşacağız. Bunun anlamı şudur. Niye biz bütçe açığı veriyoruz? Çünkü gelirimiz giderimize devlet olarak, hazine olarak, mali olarak yetmiyor. Dolayısıyla biz bu açığı bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. Borçla vesaire ama neticede bir türlü iki yakamız bir araya gelmiyor. Ve her yılda bu katlanarak artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim şu anda çok ciddi bir devlet olarak, hazine olarak çok ciddi bir kaynak problemimiz var, gelir problemimiz var. Onun dışında bakın vatandaşın durumunu gösteren çok önemli bir tablo var, onu ifade etmek istiyorum. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, kısa adıyla UYAP'ın verilerine göre icra dosyası sayısında müthiş bir tırmanış var şu anda. Bakın şu anda bugün 19 Haziran itibariyle icra dosyası sayısı 26.154.000'e ulaştı. Bu UYAP'ın verilerine biraz detaylı girelim. 2018 yılından 21.659 icra dosyası devretti. Ardından 2019 yılında da 9.826.000 yeni dosya eklendi ve dosya sayısı 31.485.000'e çıktı. Ardından bunun 5.215.000'i işlemden kaldırıldı, 2.626.000 dosya da sonuçlandırıldı. Bunları çıkarttığımızda 2019 yılından devreden dosya sayısı 23 milyon civarında bir dosya sayısı oluşmuş oluyor. Tabii 2,5 milyon da yeni dosya ilave edildiğinde toplam rakam 26 milyon 154 bin gibi bir rakam ulaşıyor. Bakın geçtiğimiz yıllarda biz 21 milyon, 22 milyon icra dosyasından bahsediyorduk ve bunun fazlalığından bahsediyorduk. Şu anda 26 milyonu geçmiş icra dosyası var. Bu ne demektir? Şu anda vatandaş borçlarını ödeyemiyor, vatandaş geçinemiyor, vatandaş icralık, vatandaş hacizlik. Bakın TÜİK'in resmi verilerine göre hane halkı sayımız 19,5 milyon. Yani 19,5 milyon hanenin olduğu Türkiye'de 26 milyon icra dosyası var. Bu da şunu gösteriyor, vatandaşların, ailelerin müthiş bir icra ve haciz kıskacı içerisinde olduğunu gösteriyor. Onun dışında başka bir veri de şu, İşkur'un rakamlarına göre işsizlik başvuruları sayısı 2 kat arttı. Nisan 2019 yılında işsizlik maaşına başvuran 142.000, bakın 2019 yılından bahsediyoruz, Nisan 2019'dan 142.190 kişi işsizlik maaşına başvurmuş. Peki bu yılın Nisan ayında ne kadar başvurmuş? 308.968 kişi işsizlik maaşına başvurmuş. İşsizlik maaşına başvurunun şartları var biliyorsunuz. Yani iş yerinden çıkartılacaksınız
ve çıkartıldıktan sonra belli bir süre içerisinde İŞKUR'a müracaat etmek zorundasınız. Yani bunun anlamı şu, bir ayda efendim 150 bin insan daha ekstradan işsiz kalmış geçen yıla göre. Toplamda 308 bin kişi yeni işsizlik maaşına başvurmuş. Bu kadar insan işsiz kalmış sadece bir ayda. O yüzden bu rakamlar tabii Nisan ayı rakamları. Mayıs'ta daha fazla, Haziran'da daha fazla. Yani artarak devam ediyor. Bunu da dikkate almak lazım. Yani şu anda işletmeler patır patır dökülüyor, işçi çıkartıyor ve işsizlik rakamları da giderek katlanarak artmaya devam ediyor resmi rakamlara göre. Bakın biliyorsunuz işsiz sayısı, yani TÜİK'in bir çalışması var. TÜİK işsizlik bir istihdam rakamları açıklıyor. Buna göre işsizlik oranı açıklıyor. İşsiz sayısı açıklıyor. Bir de tabii şu anda Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun benimsediği bir çalışma var. O da nedir? Geniş tanımlı işsizlik diye bir tanım oluşturdu. Bu çerçevede bir takım hesaplamalardan bahsediyor ILO. Bu noktada DİSKAR dediğimiz bir araştırma kuruluşu da bu çerçevede Türkiye'de bir çalışma yaptı. Bakın onun rakamlarını söylüyorum. Mart 2020'de geniş tanımlı işsizlik oranı Türkiye'de %39.4 oldu. %39.4 gerçekten büyük bir rakam. Peki işsiz sayısı ne kadar oldu? İşsiz sayımız da 13.3 milyon kişi oldu. 13 milyon 300 bin kişi oldu. Kadın işsizler 5.2 milyon kişi, erkek işsizler de 8.1 milyon kişi olarak ifade edildi DİSKAR'ın çalışmasında. Bakın neden, hani geniş tanımlı işsizlik neden bu kadar çok fazla? Çünkü geniş tanımlı işsizlik rakamlarında iş bulmaktan ümidini kesenler, İŞKUR'a müracaat etmeyenler, bütün bunlar da dahil ediliyor. Halbuki bunlar resmi işsizlik rakamlarında ifade edilmiyor. Bakın Mart 2020'de ümitsiz işsizlerin sayısı 1 milyon 174 bine çıkmış. İş aramayıp çalışmaya hazır olan kadınların sayısı ise 1 milyon 528 bine çıkmış. Dolayısıyla bu rakamlar geniş tanımlı işsizlik rakamlarının çok ciddi bir şekilde artmasına neden oluyor. Peki hani şimdi iş tablosunu ortaya koyduk. Yani niye işsizlik artar? Çünkü işletmeler para kazanamadığı için, kepenk kapattığı için, küçüldüğü için. Devletin borç tablosunu da önümüze koyduk. Bütçe açığı 90 milyar ilk 5 ayın bütçe açığı. Peki finans sektörünün durumu ne? Hani finans sektörü işin kalbidir, işin beynidir. Finans sektörü daraldığı zaman ekonomi durur. Peki oradaki tablomuz nedir? Onun hep o konudaki bilgileri de bize Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Standard & Poor's Global Ratings bir raporla beraber açıklıyor. Ve diyor ki, bakın Reuters haber ajansında yer alan bir haberden bahsediyoruz. Standard & Poor's şunu söylüyor. Türkiye bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin önümüzdeki seneye kadar %20 seviyesini aşacağı ifade edildi. Şu anda sorunlu krediler Türkiye'de %10'lar seviyesinde. Yani sorunlu kredilerin iki kat artacağından bahsediyor. Peki sorunlu krediler bu kadar artması neyi ifade ediyor? Finans sektörünün aslında büyük bir risk taşıdığını, büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğunu önümüze koyuyor. Şimdi toparlayalım. Bakın dikkat ederseniz bütçe açındaki artışlar şu anda devletin ve hazinenin bir borç batağında olduğunu bize gösteriyor. Hükümetin bu noktadaki çaresizliğini önümüze koyuyor. Peki icra dosyalarındaki artışlar gerek firmaların, şirketlerin, gerekse bireylerin, vatandaşların büyük bir borç sarmalı içerisinde olduğunu önümüze koyuyor. SP'nin açıklaması, Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun yaptığı açıklama şu anda finans sektöründe büyük bir krizle risk altında bulunduğunu önümüze koyuyor. Şimdi peki soruyoruz. Hani ekonomide başka ne var zaten? Hani finans kötü, üretim kötü, tüketim kötü, vatandaş kötü, devlet borçlu. Peki tablo ne o zaman? Yani iyimser bir tablodan bahsetmek mümkün mü? Sizler siyaseten iyimser bir tablodan bahsedebilirsiniz. Ama bu söyler misiniz? Hani deve kuşu gibi başımızı kuma gömmekten başka ne işe yarar? Yani başka bir anlam var mı bunun? Hayır, yok. O yüzden öncelikle bizim sorunlarla yüzleşmemiz lazım. Yani bu sorunları görmemiz lazım. Bu sorunları ifade etmemiz lazım ki bir arayışa girebilelim. Zaten arayışa girdiğinizde de hani Rusya örneğinde olduğu gibi, Çin örneğinde olduğu gibi arayanlar da mutlaka çareyi buluyorlar. Ve bugün dünyada, bakın sadece Türkiye'de değil, dünyada şu anda tek bir çare var, tek bir çözüm var.
O da Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelidir. Profesör Doktor Haydar Başbey emek ve üretim karşılığı finansın, yani milli paranın devreye konulmasıyla, seyurajın devreye konulmasıyla bakın finansal krizlerin tamamını, finansal sorunların tamamını ortadan kaldırıyor. Zaten sosyal devlet projeyle beraber vatandaşın cebine vatandaşlık maaşı adı altında, ev hanım maaşı adı altında paranın konulmasıyla beraber büyük bir pazar, bir tüketim atmosferi oluşturuyor. Zaten tüketimin olduğu yerde üretim de canlanır. Üretim canlanırsa ne olur? İş yerleri kapasite büyütmeye başlar, yeni fabrikalar kurmaya başlar, iş sistem artmaya başlar, işsizlik bitmeye başlar ve milli ekonomi modelinin zaten hedefi nedir? Yani ulaştığı hedef, en azından bilimsel olarak, matematiksel olarak ulaştığı hedef tam istihdam seviyesidir. Siz de ülke olarak o noktaya ulaşmış olursunuz. Bakın dikkat ederseniz Çin milli ekonomi modeliyle beraber 2020 yılında yoksulluğu sıfırlayacağını ilan etti. IMF de bunu onayladı. Yani milli ekonomi modelinin projeyle beraber bir ülkede yoksulluğu sıfırlamak mümkündür. Yoksulluğun sıfırlanması demek zaten tam istihdam demektir. Zaten gelir adaleti demektir. Gelirin artması demektir. Bunları da ifade edelim. Çözümümüz, tek çözüm var. Milli ekonomi modelidir. Ve milli ekonomi modelini biz bugün, hani düne kadar görmezden geldik. Profesör Haydar Başbey'in çözümlerine sırt döndük. Hala aynı inadımızı devam ettirirsek emin olun ki hiçbir çözüm bulamayız ve çıkmaz sokaklarda boğulup gideriz.